Sevgili izleyenler, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldığı Siyaseten programında Adem Erdağ'ın sorularını cevapladı. Uysal parti programı ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Denizli'ye kadar gelmişken büyük bir keyif ve memnuniyetle sizler bize imkan. Pamukkale ve ART TV'de ortak yayınlanan programda ülke siyaseti ve gündemdeki konular hakkında konuşuldu. Uysal AK Parti ve projeleri hakkında da bilgiler verdi. Böyle tabii asıl geliş maksadımız tabii cenaze vesilesiyle evet. Buradaydık ama vesile ederek onu da ticaret odamızı ziyaret ettik beraberinde. Diğer tarafta da hem teşkilat mensuplarımızla yerel seçim öncesi bir tekrar değerlendirme imkanı bulduk. Gittiğimiz her bölgemizde özellikle Denizli'miz gibi Türkiye'nin önemli rengi noktası haline gelmiş. Hem büyüklüğü, ekonomik büyüklüğü, insan kapasitesi kritik bir sahada olması hasebiyle. Yerinde birebir de özellikle katılımcı demokrasi modellerine bugün ihtiyaç duyduğumuz iklim içerisinde dışlayıcı mantıklardan daha ziyade beraberinde Türkiye'nin meselesini bir müştereklik oluşturabilmek adına birinci elden bilgi almayı, beraber onlarla fikrimizi paylaşmayı önemsiyoruz. Geçmişten bugüne anlayışımız da budur. Sadece oyun aldığımız kitleler değil ama alamadığımız kitleler de başta olmak üzere. Sivil toplum örgütleriyle beraber Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek anlamında bir paydaşlığı, bir müşterekliği yakalamak gayretiyle bir takım ziyaretlerde bulunduk. İnşallah bu vesileyle böyle oldu ama çok yakın zaman dahili içerisinde inşallah yerel seçimle beraber farklı farklı ziyaretlerimiz, programlarımız olacak. Seçimler hazırlanmaktır. Evet. Ara dönemde de hem fikri olarak hem kadro olarak derinliğini ortaya koyacak. Beraberinde kamuoyunun önünde zamanı geldiğinde seçimler deyim yerindeyse maratonun stadın içerisinde bütün projektörlerin üzerinizde olduğu koştuğunuz dönemidir. O açıdan elbette şimdi bütün projektörler resmi takvim zaten Ocak 1 itibariyle başlayacak ama evet. Bu yıl özellikle yerel seçimler arkasından gelecek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimle beraber Türkiye'de yüksek gerilim hattında seyreden siyasi mücadele içerisinde iktidar başta olmak üzere bütün siyasi aktörlerin farklı bir anlam atfetmesi dolayısıyla başka bir iklimde cereyan ediyor. O açıdan sadece yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz bir seçim olmayacak. Beraberinde ve akabinde oluşacak iklimin Türkiye'nin geleceğine dair bugünkü iktidar partisinin kendi öncelikleriyle Türkiye'ye bir deli gömleği diye tabir etmeye çalıştığım kendi fikrini sistematik olarak giydirebilecek mi yoksa daha demokrat, herkesin hukukundan emin olduğu, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye mi olacak? Şahsen benim değerlendirmem, partimizin değerlendirmesi bu istikamettedir. O açıdan baktığımızda Denizli'miz gibi 30 tane vilayetimizle ilgilendiren bir başka boyutu da vardır. Evet, bütün şehir, büyük şehir olması hasebiyle artık hem yerel yöneticilerden beklentilerin hem sahip olacağı imkanların daha üst düzeyler çıkmaları dolayısıyla çıtanın da bütün vilayetler için yükseleceği kanaatini ortaya koymamız lazım. Tabii bugün bir başka gerçeği de ifade etmem lazım. Artık tarihin milletlerin yarışı olduğu bilinci içerisinde bu yarışta bir millet olarak olduğumuz gibi aynı zamanda beraberinde marka kentlerinizde bu rekabet içerisinde yer alıyorsunuz.